Merhaba sevgili kovalar, 8-15 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, geçtiğimiz hafta Yay burcunda güzel bir yeni ay yaşadık. Bu yeni ay sizi destekleyen güzel bir yeni ay. Bu hafta yeni ayın enerjilerini hayatımızda daha fazla hissetmeye başlayabiliriz, devam edebiliriz. E, hafta başında 7 Aralık'ta Mars Terazi Burcu'na geçiş yaptı. Bir süredir Başak Burcu'nda ilerliyordu. Artık Terazi Burcu'nda ilerleyecek. E, Mars'ın Terazi Burcu'ndaki ilerlemesi uzun bir süre 27 Temmuz 2014'e kadar devam edecek. E, bu süre içerisinde 1 Mart 20 Mayıs arasında retro harekette olacak. Mars Terazi burcunda e, hava grubu burçta Siz de hava grubu olduğunuz için e, sizi e, olumlu etkileyecek bir pozisyonda enerjinizi ve motivasyonunuzu yükseltecektir. E, özellikle e, yayıncılıkla ilgili işler, medya işleri, e, yurtdışı ile ilgili işleriniz, hukukla ilgili konular veya eğitim, yüksek öğrenim. Kişisel gelişimle ilgili konularda daha fazla enerji harcayabilirsiniz bu süreç içerisinde uzaklardaki kişiler, yakınlarınız, uzak akrabalarınız, eşinizin akrabaları, uzak yakınlarınızla ilgili konularda biraz daha fazla gündemde olabilir, daha fazla seyahat edebileceğiniz bir süreçtesiniz. Mars terazi burcunda düşük olduğu bir pozisyondadır. Zaman zaman denge ve uyumu sağlamakta zorlanabilir. Özellikle ortaklı ilişkilerde, ikili ilişkilerde bu konuda zaman zaman zorlanmalar söz konusu olabilir. Bu uzunca bir süre etkili olacak. Sevgili kovalar Mars'ın terazideki pozisyonu sizin için yorumlarımızda dönem dönem Mars'ın etkilerinden de size bahsetmeye devam edeceğiz bu haftaya döndüğümüzde 10 Aralık'ta Yay burcundaki Merkür ve Koç burcundaki Uranüs arasında güzel bir üçgen açı oluşacak. E bu günlük hayatınızı biraz hızlandırabilir. güzel haberler alabilirsiniz. Sürpriz bazı haberler alabilirsiniz. Arkadaşlıklarınızdan ait olduğunuz sosyal gruptan bazı organizasyonlardan davetler almanız, işle ilgili yaptığınız projelerle ilgili güzel bazı sürpriz gelişmeler yaşayabileceğiniz hareketli bir gün olabilir. Ufak tefek seyahat fırsatları karşınıza çıkabileceği gibi bazı misafirler de gelebilir. Bir süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz. 10 Aralık'ta yeni tanışmalar, sürpriz tanışmalar da söz konusu olabilir. 13 Aralık da yine haftanın güzel bir günü, hatta yılın güzel günlerinden biri, yengeç burcundaki Jüpiter ile akrep burcundaki Satürn arasında üçgen açı oluşuyor. Su grubundaki bu üçgen açı özellikle e, uzun vadeli istikrar isteyen işler için sağlam, temelli işler için destekleyici olacaktır. Bu da sizi kariyeriniz işinizle ilgili çalıştığınız işlerle ilgili alanda etkiliyor ee, Belki bir süredir uğraştığınız işlerle ilgili daha ciddi yapılandırmalar için içerisine girebilirsiniz yeni fırsatlarda da karşılaşabilirsiniz eski işlerinizi daha e, güzel e, ve uzun vadeli sağlam temelli bir yapıya da büründürebilirsiniz bu konuyla ilgili şanslar var Jüpiter Satürn üçgen açısı uzun vadeli işlerde başarı ve şans veren destekleyici bir açıdır e, otorite e, pozisyondaki kişiler e, üstlerinizle ilgili konular veya yaptığınız, uğraştığınız işle ilgili mevki sahibi kişilerden de çeşitli destekler bulabilirsiniz sevgili kovalar. E, hafta içerisinde ayın pozisyonlarına baktığımızda hafta başında pazar ve pazartesi günleri ay balık burcunda olacak. Hafta başı birazcık maddi konular öne çıkabilir, harcamalar e, alacaklar, verecekler borçlar ödemeler faturalar biraz e, gündeminizde olabilir Salı günden itibaren Ay Koç burcuna geçecek Salı Çarşamba ve Perşembe günleri e, iletişimin biraz daha öne çıktığı günler olabilir e, Kısa seyahatler geziler yakın çevreli ilişkilerin daha yoğun olduğu bir süreç olabilir daha fazla telefon görüşmesi yapabilir yazılı sözlü iletişimlerde bulunabilirsiniz Perşembe akşamından itibaren hafta sonuna doğru ay artık boğa burcuna geçiş yapacak. Cuma, cumartesi günü boğa burcunda olacak. E, evinizle ilgili konular, e, yaşadığınız yerler, e, aileniz, ebeveynleriniz öne çıkıyor sizin için. Evinize daha fazla zaman geçirebileceğiniz gibi eviniz ve ailenizle ilgili konularda e, daha fazla zamanınızı alabilir hafta sonuna doğru. Evet sevgili kovalar, yeni ayın güzel enerjilerini, etkilerini hissettiğimiz destekleyici bir haftadayız özellikle iş ve kariyerimizle ilgili güzel şanslı fırsatlar karşımıza çıkabilir. Bunları değerlendirmeye çalışalım. Güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.